Evet. Hadi yoruldum, 40 dakikadır yüzüyorum ben. Hadi. Atla. Hadi atla. 1, 2, 3. Sık, bir şey olmaz, hadi. 1, 2, 3. Sayıyorum arkadaşım. Merhaba arkadaşlar, günaydın. Birkaç gündür elime kamerayı almadım. En son aldığıma neler çektim onu bile hatırlamıyorum. Biraz oldu. Bugün 19 Eylül Perşembe, 9.19 şu an saat. Birazdan çıkacağım. Hatta hani egimeni falan hazırlayıp çıkmam lazım. Kahvaltıya geçeceğim Zekiye'ye, kızlarla beraber kahvaltı edeceğiz. Oradan egemeni okula bırakacağım 12.30'da. Normalde bugün Anıl arabayı alıp götürecekti ama... Arabayı alıp götürecekti ama yağmur yağdığı için, baksanıza ay, havaya. Gene, yağmur yağdığı için götürmemiş. O zaman yani çıkacağız şimdi, çıkalım. Öyle mi? Eve geldim az önce. Biraz dinlendim. Saat tam 2'de yemeğe giriştim. Böyle hani kısa bir özet olarak yine size de göstereyim istedim. 3 çeşit bir menümüz var. Şurada şöyle şu şekilde. Yeşil fasulye yemeğim var. Ay. Demin verdiği, kayınvalidemden aldığım zeytinyağlı yeşil fasulye yapıyorum. Buzluktaydı bu. Egemen yer yemez diye... Egemen yer yemez diye böyle kıymalı erişte yaptım. Bir yandan da böyle tereyağlı, biberli, domatesli güzel bir bulgur pilavı yapacağım. Şöyle yapıyorum daha doğrusu. Hava da kapalı. Kızlarla da yedik, içtik. Sohbet, muhabbet, kahve de içtik sonra. Vallahi güzel bir gün oldu ya. Haftaya da inşallah ben çağıracağım. Yüksek ihtimal kahvaltı olur. Oradan işte egemeni bıraktım. Egemeni bıraktım ve geldim.
Biraz dinlendim, telefona baktım falan derken dedim hemen yemek işine girişeyim. Aradan çıksın istedim. Biraz bir de erken çıkmayı planlıyorum onu almaya gitmeden önce. Çünkü bugün Perşembe pazarı var burada. O yüzden de şey dedim. Hani köy sütü bulabilirsem önden bir köy sütü almak istiyorum. Mayalayacağım. Bakalım bulabilirsem. Baharatlarımı falan da koydum. Şunu bir karıştırayım bu biraz. Hafif dibine yapışmış. Ben böyle önce kıymasını kavurdum, baharatını, tuzunu koydum. Sonra üstüne su ekledim. Ben artık bu şekilde yapıyorum, hiç haşlamadan önden. Çünkü vitamin de gidiyormuş zaten önden haşladığınız zaman. Su ona muhtemelen yetmeyecek ama ilk böyle bir taşım pişsin bakalım. 2'de başladım. Saat 2:25 geçiyor. Benim elim çok hızlıdır. Hele yemek konusunda gerçekten hani daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Temizlikte falan da gerçi öyleyim. Yani ben hızı seviyorum. Hızlı yazı yazarım. Hani sakin sakin iş yapma yoktur bende. Hızlı yazı yazarım, işte hızlı yürürüm mesela. Genelde hızlı hareket etmeyi seviyorum. Havada böyle az önce yine bir yağmur yağmış. Aslında benim böyle tam sevdiğim havalar geldi diyebiliriz. Böyle evde oturmak bana daha samimi, daha böyle ne bileyim işte bir çay demleyelim, hadi bir kestane yiyelim, hadi bir tatlımızı yiyelim, hadi bir kahvemizi içelim. Daha bana şey geliyor. Bence bu oldu, bu artık demlensin. Tadına baksam ya da bir bakayım tadına da. Hani tabii ki de yazı ayrı seviyorum. Yazı sevmiyor muyum? Hayır, yazı da seviyorum. Aynen, tam olmuş. Şunlara da bayılıyorum. 2 tane kalmış. Ama kış benim için ayrı. Şimdi kış geldikçe yine eski rutinlerimi, ayva tatlıma, kabak tatlıma, işte mercimek köftelerimi, keklerimi, çok kişi yemez de bizim evde kek filan, böreklere ve yoğurt yapmalara başlanır. Ve yaş hurma, çok severim. Yani onun gelmesini dört gözle falan bekliyorum. O da sanırım Ekim'de gelecek. Ya da Kasım. Ekim, Kasım arası olabilir. Hamsi de severim ama hamsi çıkmış galiba da şu an almam. Ancak Kasım. Kasım'dan önce alınmaz bence ya, bilmiyorum. Bu video nereye gider? Ne zaman bir daha elimi alırım. Ne zaman ne çekerim hiç bilmiyorum. Geçen yine saçımı boyatmaya gidecektim. Gittim. Sordum. Ay yemedim. Geçen seneki istediğim modelden istedim hani boyu olarak. Onun için dedi yine bir 3 ay beklemen lazım dedi. Adam akıllı olsun istiyorsan dedi ve kopmama garantisi daha düşük. Yani en azından ihtimali daha düşük olsun istiyorsan dedi. Yılbaşından önce gel boyayalım dedi yani. Ne yapayım, o kadar uzatmışım. Bir de kestirmemiz de lazım dedi. Zaten kestirmek aklımda var uçlarını. Hani bir kendine gelsin, bir böyle daha tok, gür görünsün. Dediğim gibi öyle dedi. Ben de hiç risk atmak istemiyorum dedim. Tamam dedim, siz hani nasıl derseniz o şekilde. Çünkü hani saç kolay uzamıyor. Ve kısa saç bir ara kullandım.
Ama kısa saç artık istemiyorum gibi. En azından bu aralar. O yüzden de inşallah yılbaşından önce. Zaten şurada 3 ay var ya. O kadar zaman hızlı geçiyor ki. Ya benim için çok önemli değil artık. Çünkü hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi bir okul rutinde başladı ya. Git gel öyle böyle yemek hazırlığı odur budur şudur derken zaman çabuk geçiyor. Böyle yani arkadaşlar, yemeklerim pissin. Bir de şunu da çıkardım. Hatta elime de başlamış. Mayalı hamur diye bir şey almıştım ben. File marketten sanırım aldım bunu. Bununla peynir var. Peynirli maydanozu karıştıracağım. Güzel peynirli bir poğaça yapacağım akşam için. Güzel oluyor böyle akşam çayın yanına falan, insan bir şeyler arıyor. En azından hani bu zaten gayet şey bir yemek, ağır olmayan bir yemek. Bulgur pilavı da öyle, hani pirinç pilavı olsa ağır olurdu. Ekmek yemeyeceğim. Az bir şey bunlardan yiyeceğim. Bu zaten Egemen'in, ha, yemek isteyen yer. Şey yapacağım. Bundan yiyeceğim akşam çayın yanına. Bunu yaptıktan sonra yine açarım herhalde. Belki yoğurt yaparken de gösterebilirim. Neyse şimdilik kapatıyorum. Bu yok, dediğim gibi hangi günlerden böyle parça 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 olduğu belli olmayan bir vlog olacak. Şimdiden hazır olun. Ne zaman yüklerim onu da bilmiyorum. Neyse bay bay. Ben yine mutfaktayım. Egemen'i aldım geldim. Sütümü aldım. Derken bakın kaynatıyorum burada. Son 6 dakikası kaldı. Ben 15-20 dakika arası böyle kaynatıyorum iyice. Evet, yoğurt olacak. İnşallah güzel bir yoğurt olur. 5 litrelik aldım. Normalde 2,5 bulabilseydim 2,5 alacaktım da. Sonradan gördüm onu. Yani bunu almış bulundum. Çok almayacaktım aslında. Neyse, kavanozlara koyacağım. İyice soğusun. 1 saat falan anca soğur 1 saatte. Tam kıvama gelir. Mayalayacağım bakalım. İnşallah bir sünük münük, yani sünme durumu olmaz. Bazen öyle çünkü sünüyor gibi oluyor ve o şeyi sevmiyorum ya. Böyle dışarıdan taş gibi gözüküyor. Gerçekten sert gözüküyor. Bir kaşık atıyorsun. Hafif bir sünme var. Öyle olunca da sevmiyorum. Bakalım inşallah olur. Neyse, görüşürüz yine. Diğer bir günden tekrardan merhabalar. Saat şu an 12.41. Günlerden cuma. Aşırı bir yağmur başladı birden. Stimol AVM'ye gidiyoruz. Çünkü sinemaya gideceğiz arkadaşlar. Bu aralar aktivitenize güvenin, bırakın sinemaya gitmek. Geçen de bir gelin filme gitmiştik. Gerçekten güzeldi. Aynayı görebiliyor musun? O yüzden bugün de şey gelmiş. Dedemin gözyaşları. Abi ne yapayım? Dedemin gözyaşları sinema filmi gelmiş. Tam bugün vizyona girdi. Şey oynuyor benim... Adamı ıslat onun inşallah. Benim deyim cümle Ali Rıza Bey. Yani Halil. Haller gün müydü? Bellek dolu dedi. Yani hangi ara doluyor anlamıyorum gerçekten. Sürekli de siliyorum bir de. Burası çıkış aynı. Giriş sağa döneceksin. Bu adam seni mi bekliyor? Bugün de yağmur var ya, trafik böyle şey gibi. Aslında çok yok gibi de ama sıkışık gibi de, değişik. Öyle yani. Ay, Egemen'e kestane balı vermedim ben. Unuttum. Unuttuk. Neyse. Onu da 5'te almaya gideceğiz. Bu akşam menümüz balık. Balık yapacağız. Sinema filminden sonra bir Carrefour'a uğrarız. Carrefour'dan bir balık bakarız. Bu akşam bir de kızlarla buluşma planı var. Yine video akış bu şekilde devam edecek. Sinemaya 13 dakika kala Anılcığım kendine Hatay usulü dürüm almış. Akşam balık yemeyecekmiş. Ama film başlayacak şimdi ya. Bir de şuraya helvacı Yakup Efendi açılmış. İşte helva yiyebilirim ben de. Olmaz. Ben buralardan kopamam. Marketten çıktık, Carrefour'a uğramıştık. Balıklarımızı aldık, Egemen'i aldık. Saat tam 4.54 oldu. Karada. Hemen fırına balığı koyacağım. Birkaç parça daha bir şey aldım marketten. Fırına koyayım ki Egemen de acıkmıştır. Ben de acıktım. Saat zaten 5 oldu. Pişene kadar 6 olur. Bir saat geçer. Eve geldik. Hemen şunları bir göstereyim dedim. Bir ekmek aldık. Çıpır aldım 2 parça. Hemen fırına atacağım. Geçen de şunu bir yedim, o kadar güzel ki, barbekü soslu ve soğan çeşitleri çıtır kaplamalı kızarmış leblebi. O
Sanma. Mastırnatın küçük ezmeli ve deniz tuzlu. Dur yapma. Deniz tuzlu cipsi. Hayır şu an değil, yemekten sonra. Ellerini de yıkar mısın? Haribo ekşili. Bunu da aldım. Şöyle bir tane de süt aldım. Pınar'ın indirim vardı, 30 liraya düşmüştü. Hemen ben balığa girişiyorum arkadaşlar, hemen. Bak Veli alışkın. El sallıyor. Gör. Niye bu kadar turuncu? Biz kız kıza dışarı çıktık bugün. Evet. Çocuklar yok. Bakın benim sessizlik var. Benim ümidim yoktu ama başardık. Başardık. Yani. Bundan sonra bekliyorum ben. Şuraya da çok, bak çok güzel çıkıyor şu an. Çok güzel ama. Çok güzel bir ortam yapmış. Ama şeyini ayarlayamadım. Bir şey. Hadi eşlik edin. Kaderi beğenmez mi? Gerçeği aşksa. Hem de şey. Günaydın. Diğer bir günden merhabalar. Yeni uyandım sayılır. Dün kızlarla dışarı çıktık en son, biliyorsunuz. Geldik. Kızıldık şerbetini olduğunu unuttum. MasterChef'e baktım. Sonra zaten uyudum. 12 gibi filan. Şimdi onu izleyeceğim. Kızılcık şerbetini bir şeyler atıştırarak. Bir şeyler yemek yerken, yani bir şeyler yerken sevdiğim şeyleri izlemeyi çok seviyorum. Yani sanki o sevdiğim şeyi izlemeyince o yemeğin tadını alamıyormuşum gibi hissediyorum. Böyle bir bağımlılık. Neyse. Şöyle baktım. Dün aslında üşenmesem aktarımı yapacaktım. Yapamadım. Bugün artık aktarımı yapıp yarın yayına koyarım. Bu arada yoğurdumu da yaptım ama hiç kaşık atmadım. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. İnşallah güzel olmuştur. Böyle. Umarım sevinerek, beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Yarın büyük ihtimal, yani pazar günü bu video gelmiş olur. O zaman hoşça kalın. Bir dahakine görüşmek üzere bir sonraki vlogda. Kendinize iyi bakın.